Herkese merhaba, YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Merve Görgöz. Bugün sizinle tüm fırçaları inceleyeceğiz. Hangi fırça ne işe yarar ona bakacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle daha büyük fırçalardan başlayacağım. Sonra ayrıntıya ve fara doğru gideceğiz. Önce cilt için olan fırçalardan başlıyorum. Tabii ki cildimize ilk ne süreriz? Fondöten süreriz. Makyaj malzemesi olarak. Bunların hepsi fondöten fırçaları. Tek tek hepsini anlatayım. Bu arada fırçaların isimlerini de söyleyeyim. Bu H&M, bu Real Techniques'in Buffing Brush'ı. Bu da Pointed Foundation Brush'ı. Yine Real Techniques'in. Bu ikisi kabuki fırça dediğimiz fırçalardan böyle üstleri düz, sık yapıda, oldukça sık ve fondöteninizi daha hem yoğun hem çizgilendirmeden dağıtacak bir fırça. Bu fırçaların en güzel yanı, benim en sevdiğim yanı ürünü yememesi. Yani ürünü içine çok fazla almıyor. Ürünü ziyan etmemiş oluyorsunuz bu fırçaları kullanırken. Kullanımı da çok kolay. Mesela bu tarz bir fondöten fırçasında bu daha da hani ürün yemeyen bir fırça. Direkt böyle yağlı boya gibi sürersiniz. Ama bunda çizgilenme oluyor. Bunlarda çizgilenme en aza indirgemiş oluyorsunuz. Ben her halükarda süngerle üstünden geçiyorum ama geçmek istemiyorsanız da yine bu fırçaları kullanabilirsiniz. Geçmenize bile gerek kalmaz eğer güzel bir şekilde uygularsanız. Bu fırçalarda nasıl uyguluyoruz fondöteni? Bu şekilde bastırarak pıt 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 minik 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 uyguluyoruz. İsterseniz önce yayabilirsiniz tabii ki, küçük küçük yerler uyguladıysanız fondötenize. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Benim kişisel olarak en çok sevdiğim fondöten fırçaları bunlar. Yani en çok bunları kullanıyorum. Çünkü çok kolay ve rahat. Umarım unuttuğum bir şey olmaz anlatırken. Ben şu an aklıma gelen şeyleri söylüyorum direkt çünkü. Bunu dediğim gibi daha böyle ekstra yoğun yaymak için fondöteni, BB krem, fondöten hepsini kullanabilirsiniz bunlarla. Bunun dediğim gibi kötü tarafı çizgi bırakması yüzünüze. Çok fazla çizgi çizgi olacak. Onu mutlaka bir sünger yardımıyla üzerinden geçmeniz gerekecek. Hani kesin yani. Bunu kullandıysanız sünger kesin kullanmak zorundasınız. Bunu şey için de kullanabilirsiniz. Böyle concealer uygulaması için, işte krem kontur uygulaması için kullanabilirsiniz. Farklı uygulamalar için bunu kullanabilirsiniz. Krem ürünler için kullanılıyor. Yani toz ürünler için kullanılmayan bir fırça. Yine aynı şekilde bunu da hiç toz ürünler için kullanan görmedim. Çünkü krem ürünler için üretilen fırçalar bunlar. Ben bu Real Techniques'in Buffing Brush'ından inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz memnunum. Tavsiye ediyorum kesinlikle. Bir sürü yüksek fiyatlı markalarda da var ama ben alma gereği duymadım. Çünkü bunu aldıktan sonra gerçekten hiç ihtiyacım olmadı diğer markaları diyebilirim. Sigma'nın vesaire o tarz markaların çok ünlü fırçaları var. Ama gerek duymadım. Gerçekten çok güzel çünkü. MAC'in 130 numarası bu da. Hemen başta söyleyeyim. Bu diyafiber bir fırça. Yani iki tane kıl yapısı var içinde. İki tane kıl yapısı içeriyor. İlk kıl bu dışta gördüğünüz siyah kıllar. Bunlar daha sert olan kıllar. İçtekiler de yumuşak olan kıllar. Bu şekilde. Bu dıştaki sertler bu yumuşakları tutuyor. O şekilde düşünebilirsiniz. Bu hangi alanlarda kullanılabilir? Tabii ki bizim için önemli olan aslında. Krem kontürü de çok güzel kullanılıyor. Yani krem ürünleri yine çok güzel yayıyor. Toz ürünler değil, krem ürünler. Krem allıklar çok güzel uygulanıyor bu fırçayla. Yine fondöten uygulaması yapabilirsiniz. Ama fondöten uygulaması yaptığınızda bu fırçaya şöyle bir şey ortaya çıkacak. Hem çizgilenme yapacak, o kesin. Hem de ürünü yiyor bu fırçalar. Yani çok fazla ürün ziyan oluyor bu tarz fırçalarla. Daha çünkü seyrek bir fırça. Aynı zamanda uyguladığınız ürünün yoğunluğunu azaltıyor. Bu fırçayı yoğunluğu azaltan bir fırça olarak düşünebilirsiniz. O yüzden krem kontür ve krem allık gibi uygulamalarda yoğunluğu biz azaltmak istediğimiz için fırçalar çok güzel. Ama dediğim gibi fondötenle çok tercih etmediğim bir fırça. Bir ara çok moda olmuştu. Fondötenlerde çok bu tarz fırçalar kullanılıyordu ama sonra modası geçti çünkü gerçekten çok da bir anlamı yok onu kullanmanın. Hani fondöteni çok çok az göstermek istiyorsanız ama bu da mantıksız. Hafif bir fondöten kullanırsınız. Yani. Biraz ciddi anlatacağım bu videoyu. Arada kendimi toparlamaya çalışıyorum ama şimdi ciddi bir konu olduğu için tabii ki bilimsel bir konu değil ama hani anlattığım için öğretici bir konu olduğu için birazcık ciddileşebilirim. Kusura bakmayın bu konuda. Pudra fırçalarına gelelim. Pudra fırçaları böyle basitçe iki çeşit gibi ayırabiliriz. Bir tanesi böyle daha büyük olanlar, bir tanesi de böyle daha küçük olan pudra fırçaları var. Önce büyüklerden başlayalım. Büyük olan pudra fırçalarının olayı şu. Tüm yüze pudra uygulamak için, işte vücuda pudra uygulamak için çok güzel fırçalar. Bu tarz daha yayvan olanları var elimde. Bir de böyle pofuduk olanları var. Aslında kullanım alanları birazcık farklı diyebilirim. Yayvan olanları işte daha ürünü yaymak gibi, pudrayı daha yaymak gibi kullanabilirsiniz. Daha böyle yoğun uygulamalarda kullanabilirsiniz. Ya da pudrayı süpürürken kullanabilirsiniz. İşte baking yaptığınızda vesaire süpürürken kullanabilirsiniz. Bu tarz ürünler de daha çok böyle hemen
hafif bir pudra uygulaması için daha güzel diye düşünüyorum. Bu şekilde basitçe söyleyebiliriz. Yani çok da zor anlaşılacak fırçalar değil. Herkesin evinde genelde zaten mutlaka bir pudra fırçası oluyor. Ben hangisini tavsiye ederim? Bir tane alacaksanız pofuduk olanları tavsiye ederim. Çünkü bunun yaptığı işlemi bu da yapıyor. Bir anlamı yok. Bu tüm yüze pudra uygulama işlemini böyle hafif bir şekilde bu pek yapamıyor. Birazcık yoğun olduğu için bunun fırçaları, yayvan olduğu için alacaksanız bunu tavsiye ederim. Daha pofuduk olanları tavsiye ederim. Bu arada bu Real Techniques'in 100 numaralı fırçası metal serisinden. Bu da Miniso'nun, adı var mı bu fırçanın? Yok. Pudra fırçası. Miniso'nun, çok memnunum. Miniso'nun fırçasından çok memnunum. İnanılmaz yumuşak. Bu pudra fırçalarında bir de şeye dikkat edin. Özellikle bu büyük olanlarda yumuşak olsun. Yani sert olduğu zaman, elinde var mı diye bakıyorum öyle sert ama. Hani şöyle diyebilirim mesela, sert daha yoğun. Sert olduğu zaman pudrayı böyle pıt 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 yüzünüzü öbek öbek bırakır, hoş olmaz. O yüzden olabildiğince böyle yumuşacık fırçalara bakmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bu küçük pudra fırçalarına gelirsek, daha çok küçük toz ürün uygulamalarında kullanılabiliyor. Yani mesela işte toz allık, bronzer, toz kontür uygulamalarında çok güzel fırçalar. En çok sevdiklerimden üçünü size şöyle göstereceğim. Bu Real Techniques'in, ismi var mı? Kontür fırçasıymış, kontür brush'ı. Mavili 11'lerinden B02 numarası. Markasını asla bilmediğim. Öylesini aldım ama çok güzel çıkan bir fırça. Aslında bunu böyle şeye bakarak almıştım. Yumuşaklığına bakarak almıştım. Ve kılları aslında gerçek kıl değil ama kıl gibi. Toz ürünlerde biliyorsunuz gerçek kıl fırçalar daha çok kullanılıyor. Ama artık bütün markalar böyle vegan oldu ve fırçaları genelde şey sentetik yapıyorlar. Hani kılı yapmamaya çalışıyorlar. Bence daha mantıklı. Yani hayvanların kılını biz yüzümüze bir şey süreceğiz diye katletmek anlamsız geliyor bana da. Çünkü bunlar şey kılı oluyor. Hani spesifik kıllar, yani işte tavşan bilmem nesi falan oluyor. Rakun falan bile var ya. Rakun kılı fırça var. Hatta en şeyi oydu galiba. Tam bilmiyorum da. En ünlüsü böyle ünlü make-up artistlerin böyle çok sevdiği, böyle özellikle ekstra pahalı fırça setleri olan rakun fırçalarıydı sanırım. Ben de çok saçma. Yani rakun muydu, samur muydu? Her neyse. Hani hangi hayvansa artık. Yani hayvanları katletmek tabii ki mantıksız fırça için. Bunların farkı ne? Mesela bu daha böyle toplu, daha böyle top gibi fırça. Biraz daha sert yapı olarak. Kılları yumuşak ama onun yapısı gereği, hani buraya yerleştirilmesi ve kesilmesi gereği daha böyle sert bir fırça. Bunu daha yoğun uygulamak istediğiniz alanlarda kullanabilirsiniz. Mesela ben bunları da kullanıyorum. Özellikle aydınlatıcıda kullanıyorum. Yoğun bir aydınlatıcı uygulamak istiyorsam bunu kullanıyorum. Bu daha böyle yumuşak. Hani bunu daha kontürde gibi kullanıyorum. Bunu da ekstra yumuşak olduğu için mesela görüyorsunuz farklarını. Bronzer uygulamalarında ve allık uygulamalarında daha çok kullanıyorum. Bunu da allıkta kullanıyorum ama bunu dediğim gibi daha böyle yoğun ürünlerde kullanıyorum. Araya şunu da sokayım. Bu bir yelpaze fırça. Yani bunun üretilme amacı aydınlatıcı uygulamak. Bendeki markasız açıkçası. Gratis'ten, Watson's'tan bir yerden almışım bunu. Hani markası falan da yok. Yapısı önemli değil. Önemli olan bu yelpaze şekli. Yani şu aydınlatıcıyı hani şurada göstereyim. Şöyle. Bugün de bunu uyguladım. Direkt olması gereken noktaya ulaştırdığı için yanağı aydınlatıcı sürmek için kullanılıyor. Çok bir esprisi yok. Olmasa da olur bir fırça yani. Çok da önemli bir fırça değil. Yine daha çok toz ürünlerde kullanılan daha böyle farklı fırça tiplerini göstereceğim. Mesela bu bir Real Techniques'in allık fırçası. Yine bronzer uygulamaları da çok güzel oluyor. Çünkü yumuşak bir fırça, büyük bir fırça. Böyle şeklinde. Allık ve bronzerlarda genelde kullanmayı sevdiğim bir fırça bu da. Hem pudra, hem allık, hem bronzer bilmem ne alamam diyorsanız, bu tarz bir fırça alırsanız bununla hem pudra uygularsınız baştan, allığınızı, bronzerınızı, her şeyinizi tek bir fırçayla uygulayabilirsiniz. O da güzel bir olay diyeyim. MAC'in 189 numaralı fırçası. Bir açılı kontür fırçası. Bununla kontür uygulaması yapmak için özellikle üretilmiş bir fırça. Bu şekilde direkt yanağınıza açılı bir şekilde, yanağınızın şeklini alacak şekilde gözüküyor mu orada? Kontur uygulamak için. Ben bunu şu ara çok kullanmıyorum. Bu allıkta da güzel oluyor. Hani daha çok kontürden çok ben allıkta kullanıyorum. Çünkü kontürü birazcık dağıtmıyor gibi de hissediyorum. Çok iyi dağıtamıyor gibi de hissediyorum. O yüzden daha çok allıkta kullanıyorum ben bunu. Ve bazen aydınlatıcıda kullanıyorum. Fırçaları farklı işlemlerde de kullanabilirsiniz. Yani üretim amaçları önemli değil çok da. Bunu göstereceğim. Bu çok sevdiğim bir fırça değil ama Real Techniques'in metal serisinden yine 301 numaralı fırça, rose gold olanı. Bu çok sert bir fırça. Çok sert olduğu için
dağıtması biraz zor ürünü. Mesela Anastasia'nın bir tane kontür ürünü var, City. O çok sert. Onu bununla dağıtmak zorunda kalıyorum. O tarz sert yapıda, kalın yapıdaki ürünleri dağıtmak için bu tarz sert bir fırçayı kullanıyorum. Çok da önemli bir fırça değil. Asla gerek yok yani. Öyle söyleyebilirim. Şimdi bu fırça Naskita markasının Pro serisinden. Pro serisi çıkarttı yakın zamanda biliyorsunuz. 257 numarası. Öncelikle bu serinin bütün fırçalarını gerçekten beğendim. Gerçekten profesyonel fırçalar diyebilirim. Bu son zamanlarda böyle popüler olan bir fırça çünkü. Hem yoğun uyguluyor hem de dağıtıyor. Öyle bir fırça diyebilirim. Uzun yapıda ama sık böyle bir fırça. En çok aynasız uygulanıyor. İşte allıkları uygulanıyor vesaire. Yine bronzer da uygulayabilirsiniz ama çok bir anlamı olmaz. Daha çok ben aynasız uygulamalarında kullanıyorum ve allık uygulamalarında kullanıyorum diyebilirim. Şimdi 3 tane küçük fırçadan bahsedeceğim hemen size. Real Techniques'in concealer fırçası. Aslında bu bir dağıtma fırçası gibi satılıyor ama dağıtmayla hiç alakası yok. Çünkü çok sert bir fırça. Bu kadar sert fırçalarla farı dağıtamazsınız. O yüzden ben krem ürünlerde kullanıyorum bunu. İşte buraya bir concealer uygulamasında ya da küçük küçük böyle noktaları hani izlerin üzerine kapatmada kullanıyorum. O şekilde kullanabilirsiniz bunu. Kullanışlı bir fırça. Kesin almanız gereken bir fırça mı? Hayır değil. Ama kullanışlı. Kullanabileceğiniz bir fırça, öyle söyleyebilirim. Bu da yine concealer tarzı uygulamalarda kullanılan bir fırça. Dümdüz, kesik uçlu. Bunu nasıl kullanabiliriz? Krem ürünleri alıp çok yoğun bir şekilde buraya uygulayacaksak ya da mesela kontürü belirginleştireceğiz, rujumuzun kenarını belirginleştireceğiz. O tarz uygulamalarda kullanılan bir fırça. Yine aşırı gerekli bir fırça mı? Değil ama profesyonel hayatta gerekli. Bu diş fırçası gibi fırçaları özellikle koymak istedim çünkü bayağı bir patladı bir ara. Ama şu an çok böyle revaçta değil. Yine de göstermek istiyorum. Amacı nedir? Görenler belki bilmeyenler vardır. Bunların amacı ürünleri yoğun bir şekilde uygulamak. Çok sert, çok sık kıllı fırçalar. O yüzden ürünleri yoğun uyguluyorlar. Mesela bunun büyükleri de vardı. Onlar fondöteni yoğun bir şekilde uygulamak için kullanılıyor. Daha da büyükleri var. Onlar vücuda işte glow vesaire bir şeyler uygulamak için kullanılıyor. Bunu ne için kullanabiliriz bu boyuttakileri? İşte netleştirmek için kontürümüzü yine ya da kontür uygulaması için. Tabii sonra yine başka fırçaya dağıtmak gerekecek. Çok pratik bir fırça değil ama kullanılabilir. Küçük fırçalara bir an önce geçelim. Çünkü uzadı video. Önce far fırçalarından bir başlayalım hızlıca. Bu dağıtma fırçaları makyajın olmazsa olmaz fırçalarından bir tanesi. Bunu nasıl seçeceğiz dağıtma fırçasının boyutunu? Gözümüzün büyüklüğüne göre, şu göz ve kaş aralığımızın büyüklüğüne göre seçeceğiz. Eğer büyükse daha böyle büyük fırçaları tercih edeceğiz. Mesela bunların babası MAC 224'tür. Fırçaların babası. MAC 224'ü ben senelerdir kullanıyorum bunu. Yaklaşık 3-4 senedir elimde bu fırça. Ve gerçekten hiçbir şey olmayan fırçalar. Eğer uzun süre kullanmak istiyorum, böyle 1-2 tane temel fırçayı alayım diyorsanız kesinlikle karıştırma fırçası sizin için temel bir fırça. Eğer gözünüz küçükse de yine MAC'ten bir fırça önereyim. MAC'in 221 numaralı yine efsanelerden bir fırçası. Bu da aynısının küçük boyutu. Şekil olarak aynılar tamamen. Gözünüz daha küçükse göz aralığınız, küçüğü alıyorsunuz MAC 221'i. Eğer daha büyükse MAC 224'ü. Ben detaylı bir makyaj, güzel bir makyaj yapmak istiyorum diyorsanız ikisini de alın. Bunu daha dağıtmada kullanırsınız. Bunu daha detaylarda, detayları minik minik dağıtmada kullanırsınız. İkisi de gerekli eğer profesyonel bir makyaj yapacaksanız. Muadilleri neler? Onları da hemen göstereyim. Eclipse'in fırçaları var. Ne yumuşak. Ama aşırı yumuşak değil. Yani şunun yumuşaklığını çok alamıyoruz maalesef. Hani bir tane pahalı fırça almak istiyorum hangisi derseniz kesinlikle dağıtma fırçasını söylüyorum. Çünkü bunun şeyini çok yapamadılar. Muadilini çok da yapamadılar diye düşünüyorum. Yine Eclipse'in bu bambu serisinden. Biraz daha yumuşak. Bu daha iyi buna nazaran. Bir de benim çok sevdiğim Artnet'in inanılmaz ucuz fırçaları. Bunlar böyle şeye benziyor. Aslında kıl fırçalar ama tavşan tüy fırçalara benziyorlar. Çok yumuşaklar. Ve farı güzel dağıtıyorlar. Hani uygun fiyat, hatta bende iki tane var. Uygun fiyatlı güzel bir dağıtma fırçası arıyorsanız bence Artnet'i de bir bakın. Hemen ikinci önemli fırçalar oturtma fırçaları. Bunlar ne için önemli? Farımızın daha yoğun gözükmesini istiyorsak özellikle ışıltılı farlarda böyle farı alıp direkt pıt 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 oturtmak istiyorsak bu fırçalar çok güzel fırçalar. Özellikle ıslak yapıda da kullanılabiliyor, ıslatarak da kullanılabiliyor bu fırçalar. O yüzden mutlaka böyle bir fırçanızda olması gerekiyor. Ben her makyajı yapmak istiyorum diyorsanız. Bunu da yine MAC 239. Bunun yine muadili
Eclipse'in bu altında kristal olan gibi fırçaları var. Onların yine oturtma fırçası aynı yapıda. Şöyle de karşılaştıralım kamerada da. Bu şekilde fırçalar. Bunlar da gerekli fırçalardan bir tanesi. Bence Mac'inki bir tık daha iyi ama tabii ki fiyat farkı uçurum olduğu için alınabilir. Kesinlikle kullanılabilir bu da. Bu fırçaların bir de güzelliği, şöyle bir güzelliği var. Şimdi kalem fırçaları göstereceğim. Bu göz altımızdaki ayrıntıları yapmak için işte gözümüz üst tarafında eyeliner'ı dağıtıp daha buğulu bir ifade yapmak için kullanılan kalem fırçalar. Böyle bir fırçanız varsa ve çok fazla fırça almak istemiyorsanız bunların işlemini de kullanabilirsiniz. Yani uçlarını, uç kısımlarını kullanıp yine kalem fırça gibi de kullanabilirsiniz. Bu mu bu mu derseniz önce oturtma fırçası. Bu kalem fırçalar da yine hemen geçeyim. Yine Eclipse'in bir mavi serisinden şöyle bir fırçam var. Bir de Mac'in 219 numaralı fırçası var. İkisinin farkını gösteriyorum. Gözünüz küçükse daha böyle Mac gibi biraz daha ucu, sivri olanlardan, daha küçük olanlardan tercih edin. Mutlaka diğer markalarda da vardır. Ben çok araştırmadım bunu. Bu olduğu için elimde. Biraz daha gözünüz yenişse bunu daha rahat kullanırsınız. Alt kısımda ya da üst kısımda. Far sürerken göz altınıza. İşte buraya küçük aydınlatıcı uygularken, kaş altına aydınlatıcı uygularken eyeliner'ınızı ya da göz kaleminizi dağıtıp buğulu bir ifade oluşturmak için kullanabileceğiniz fırçalar. Daha detay fırçalar. Çok önemli olan eyeliner fırçalarına geçelim. Tabii ki bütün fırçaların birçok çeşidi var ama temel olarak iki tane tipi var. MAC 210 ve MAC 263 numaralı. Bunların farkı ne? Minnacık, incelik bir fırça. Bunu daha böyle keskin ve ince eyeliner'lar uygularken kullanıyoruz. Bunu daha kuyruklu ve kalın eyeliner'larda daha rahat kullanırsınız. Tabii ki jel eyeliner kullanmak için bunlar. Ya da mesela grafik bir tasarım yapacaksanız gözünüzde yine bunları da kullanmak zorundasınız. Çok ince ayrıntılar olduğu için. Genelde bu kesik uçlu kullanılıyor. Çok iyi bilmiyorsanız eyeliner çekmeyi. Bu daha profesyonel uygulamalarda kullanılıyor. O yüzden siz illa bir tane alacaksanız kesik uçluyu, bu geniş olanı tercih edin. Çünkü kuyruk yapmak bununla çok daha kolay. Bununla bayağı bir hani net çizmeniz gerekiyor. Biraz daha profesyonel bir yer gerekiyor. Biraz daha çalışma gerekiyor. Bu daha kolay uygulaması diyebilirim. Bunların da yine muadilleri var. Bunda dikkat etmeniz gereken muadil ne alacaksanız. Genelde ben şu eyeliner fırçalarında kesik uçlularda çok kalın görüyorum. İncesini bulursanız alın. Çünkü kalın olduğu zaman bir anlamı yok. Eyeliner'ınız direkt kapkalın olacak. Hani kontrolü çok zor onun. O yüzden bir muadil bulamadım diyebilirim. Şimdi ruj fırçaları ya da detay fırçaları diyebiliriz. Bu da yine farklı krem ürünlerde, konserlerde işte temizlemek için ruj kenarlarını, işte küçük kontur uygulamak için vesaire kullanabilirsiniz bu fırçaları. Ama amacı ruj sürmek. Bir tane Real Techniques'im var elimde. Bir tane de Mac'in var. Mac 231 numaralı. Ben genelde bunu kullanıyorum. Biraz daha ucu keskin ve sivri geldiği için. Bunun biraz daha ucu dağınık geliyor. Öyle söyleyebilirim fark olarak. Genelde bunu kullanıyorum. Çok değişik bir şey değil. Ruj sürüyorsunuz. Ruj yani. Son olarak artık sona geldik. Önce şu detay fırçasını göstereyim. Bu fırçayı ben AliExpress'ten aldım. Amacı çok çok küçük detaylarda kullanmak için. Ben ne için kullanıyorum hemen onu söyleyeyim. Kaş altıma ince bir aydınlatıcı uygulamak için ya da temizlemek için orayı. Ya da buradaki aydınlatıcı uygulamak için kullanıyorum. Başka bir amacı yok. Detay fırçası. Kaşta iki tip fırça var göreceğiniz. Genelde bu ikisini görürsünüz. Bu daha böyle tarak gibi. Ve ucunda küçük fırçası var. Bir de böyle sanki maskara fırçası gibi. Size tavsiyem bunu almayın. Çok geniş aralıkları, iki tarafının da aralıkları çok geniş. Aralıkları çok geniş olduğu için kaşınızı düzgün bir şekilde taramıyor. Bunu direkt eliyorum. Sadece göstermek için söylüyorum. O varsa elinize çok bir işe yaramayacaktır. Ama bu tarz maskara ucu gibi olan fırçalar çok güzel ve gerçekten işe yarıyor. Kaşınızı çok güzel bir şekilde tarayabiliyorsunuz. Sık fırçaları olduğu için, sık kılları olduğu için. Bunu da yine hiç markası önemli olmayan fırçalardan, her yerde, bütün markalardan alabilirsiniz. Çok basit bir fırça. Ucuz ve kullanışlı bir fırça diyebilirim. Çok kısa bir toparlarsak hemen süngerden de bahsedeyim kısa bir şekilde. Çünkü bu da yine fırça gibi bir şey artık hayatımızda. Çok kullandığımız bir ürün, her makyajda kullandığımız bir ürün. O yüzden bahsedeceğim. Bir tane burada gördüğünüz Beauty Blender artık bayağı eskimiş. Bu da Real Techniques'in süngeri. Beauty Blender'ın yerini hiçbirisi tutamadı. Henüz yapamadılar. Yani benim bildiğim kadarıyla henüz muadilini yapamadılar. En yakın muadili Real Techniques bence. İkisini de çok severek kullanıyorum, onu söyleyebilirim. Bu sünger olayı şöyle. Evet, diğerleri de işe yarıyor. Şeye bakabilirsiniz. Yumuşaklığına, ne kadar
yumuşak. Çünkü sert ve lateks gibi olduğu zaman şey oluyor. O pürüzsüzlüğü alamıyorsunuz. Tam cildinize yediremiyorsunuz ürünü. O yüzden daha yumuşak olmasına bakın süngerin. Şöyle dokusunun çok fazla dokulu olmamasına bakın. Yani yakından baktığınız zaman süngerin dokusu böyle deliklerikle olmasın. O da pürüzsüz uygulamayı engelliyor çünkü. Bu şekilde ucuz ürünlerle alabilirsiniz tabii ki. Ama diyorsanız ben bir tane alayım. Mesela bunu ben kaç sene önce aldım? 4 sene önce falan almışımdır, çok net söylüyorum. 4 sene, 5 sene kullanayım diyorsanız yıkayıp kesinlikle Beauty Blender. Yine aynı şekilde Real Techniques'in de ben 2-3 sene kullanayım diyorsanız Real Techniques. Ama ben böyle 2-3 ay kullanayım atayım diyorsanız ucuzları alın. Yani aslında bunlar daha avantajlı geliyor. Evet çok fazla pahalı. Ama bir kere alıyorsunuz ve çok uzun yıllar kullanıyorsunuz. O yüzden süngerde biraz para biriktirip pahalısını almakta fayda var diyebilirim. Hemen fırçalarımı nasıl temizliyorum? Aslında bu ayrı bir video konusu tabii ki ama çok kısa bahsedeceğim. Beauty Beauty'nin bu fırça ve sünger temizleme jelini kullanıyorum genelde. Arada beyaz sabun kullanıyorum. Düz beyaz sabun bildiğiniz. Şey de kullanan var. Böyle el sabunun içine zeytinyağı karıştırıp ikisini de kullanan var. Ama ben onda şey hissediyorum. Zeytinyağının o yağlı dokusunun fırçada kaldığını hissediyorum. İyi temizlenmediğini hissediyorum. O yüzden onu kullanmıyorum ama kullanabileceğiniz bir seçenek tabii ki seviyorsanız. Normal el sabunlarıyla da yıkayabilirsiniz bu arada süngerlerinizi, fırçalarınızı. Bence hiç problem yok. Bir de böyle bir ürünü var MAC'in. Diğer markalarında tabii ki var. Genelde pahalı markalarda olan bir ürün. Ben ucuz bir muadilini görmedim ama zaten çok uzun sürede biten bir ürün ve çok da pahalı değil MAC'teki de. Fırçanızı böyle hemen mesela bir tane şeyiniz var. Sadece bir tane fırçanız var. Hemen bunu pıt 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 bununla yıkayıp, çünkü bu alkollü bir şey ve uçup gidiyor sonra hemen. Hemen kuruyor yani. Direkt kullanmak istiyorsanız bu ürünü kullanabilirsiniz. Yine ben fırçalarımı bu tarz bir ürün aldım AliExpress'ten. Şu an yıkadım ama biraz da bir fondöten lekesi kalmış. Kusura bakmayın. Bunu da aldım. Sigma'nın böyle bir ürünü çıkmıştı. Bayağı pahalıydı hatta. O zaman almıştım. Çok güzel, çok işe yarıyor. Çünkü fırçalarınızı elinizle sürtmek yerine yıkarken buna sürtüyorsunuz. Gerçekten lavaboya böyle yapıştırıp vakumları var. Güzel bir ürün. Bundan ne aratarak, nasıl aratarak bulabilirsiniz? Cleaning mat gibi bir şey aratabilirsiniz AliExpress'te. O da kablosunuz çok çok uygun fiyatlara. 10 lira gibi bir şeye denk gelirse çok da pahalı bir ürün değil. Şu an aklıma gelenler bu kadar. Yani eminim anlatacak çok şey vardır. Saat arkadaş şu anda böyle bayılma hareketleri yapıyor. Eminim çok daha konuşacak üzerine şey vardır ama anlatacaklarım, kısaca böyle temel olarak anlatacaklarım bu kadar. Şimdi bana bazen soruyorsunuz, ben çok az fırça alabilirim, olmazsa olmaz neleri almalıyım? 3 tane fırça alacaksınız mesela, sadece 3 tane hakkınız var. 1 adet fondöten fırçası, yine böyle kabuki olanlardan. 1 adet dağıtma fırçası. Çok önemli değil, olabildiğince yumuşak, bu Artnet'ten de alabilirsiniz. 1 adet dağıtma fırçası. Güzel bir dağıtma fırçası. Bir adet de pudra uygulayabileceğiniz bir fırça. İster böyle alın. İster yüzünüz daha küçükse bu şekilde alın. İsterseniz elinizde böyle varsa bu da olabilir. Ama biraz detaylarda zorlanırsınız. 3 tane fırça bu şekilde temel fırçalar diyebilirim. Bir tane de sünger, ucuz veya pahalı fark etmez. Bir tane sünger mutlaka edinin. Videoyu umarım beğenmişsinizdir ve umarım çok işinize yarar kullanırken. Gerçekten fırça alırken umarım çok yardımcı olmuşumdur size. Videoyu beğendiyseniz tabii ki beğeni tıklamayı unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmediği tıklamayı unutmayın. Sormak istediğiniz sorular varsa, söylemek istediğiniz video önerileri varsa ya da herhangi bir şey varsa mutlaka yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda artık görüşmek üzere. Hoşçakalın.